Kesin bunlar bir şey yaptılar Fırat'a. Arabasını havaya uçurmaya çalıştılar. İşe yaramadı, yine peşine düştüler. Ya bu sefer öldüyse? Sen de hemen mezara gömdün çocuğu. Yani Irmak ya, abuk subuk konuşma yeter. Ali, şu cenaze evine uğraş. Orada mıymış? Hemen abi. Yok ya, olmamıştır öyle bir şey. Olmamıştır, niye olsun değil mi? Tamam artık kötü şeyler düşünmeyi bırakın. Ben inanıyorum, bulacağız. İyidir. Sen yaptın değil mi lan? Saçma sapan konuşma, manyak mısın? Nerede lan kardeşim? Manyak mısın? Ben nereden bileyim kardeşin nerede? Uzun zamandır Fırat'ın peşindesin. Yapmadığın pislik kalmadı. Neyin peşindesin lan sen? Sermet bırak ya, ne alaka? Ya Allah aşkına, herkes sinirlerine hakim olsun. Hastanedeyiz ya. Şişt. Kardeşim nerede? Nerede lan kardeşim? Sermet! Yeter. Benim yasal olmayan zeminlerde işim olmaz. Senin gibi davranmıyorum, merak etme. Sen ilk önce Sinan'ı düşün. Adam ortadan yok oldu bütün güvenlikleriyle beraber. Abuk subuk konuşmadan Sinan'ın ne alakası var? Bir şey olduysa hepsine birlikte saldırmışlardır. Ben istedim Sinan'dan Fırat'ı korumasını. Geçenin bir vakti eve çağırdım. Ne alıp veremediği olabilir ki Fırat'la? Bir şey soracağım. Siz bu Sinan'ı ne zamandan beri tanıyorsunuz? Ha? Ne kadar güveniyorsunuz bu adama? Ben yıllardır tanırım. Kaza maza geçirmedilerse, başlarına bir şey geldiyse Erol da yurt dışında. Kim yapar bunu? Ya katılıyorum ben de Atıf'a. Ben de çok güvenmiyorum bu Sinan denen adama. Tabii acınızı paylaşıyoruz. Tabii. Çok gençti ya. Çok gençti gerçekten. De şey soracağım ben size. Rahmetli'nin patronu uğradı mı cenazeye Fırat Kazan? Tamam, teşekkürler. Tekrar başınız sağ olsun. Uğramamış. Uğramamış abi. Ne gelen oldu ne giden diyor. İlk satırlarım sana bunlar. Sana dökülen ilk cümlelerim. Karşına geçip seni sevdiğimi haykırmayı ne kadar isterdim. Ama yüzüne baktığım her an dilsiz oluyor. Adım biri unutuyorum ben sevgilim. En iyisi bu diye düşündüm. Böylece sana olan isterimi açmış olacağım sevgilim. Aç bana isterini sevgilim. İlk satırlarım sana bunlar. İlk cümlelerim. Bak ya! Ya sen ne anlarsın aşktan, sevdadan be? Geri zekalı. Allah Allah. Allah tamamını erdirsin, bir şey demedik. De, kime yazdın baş mektubunu? Hani okulda bir çocuk geldi ya yeni, liseye giden. Fırat. İki günlük çocuğa bunlar mı yazdın abla? Hangi ara vuruldun ki? Ölene dek seveceğim onu. İnsan bilir kızım. Hem senin yaşın küçük olduğu için anlamazsın böyle şeyleri. Hani çocuksun ya. Ölene dek seveceğim onu. Evet komutanım. O civarlar. Şahıslar gidecekleri yeri intikal edememişler. 5:30'dan beri haber alamıyoruz. Bir baktırırsanız çok seviniriz. Sağ ol. Sağ ol. Ya bir şey yapalım, böyle elimiz kolumuz bağlı duruyoruz. Bir yere gidelim, ne bileyim. Ya kaza falan olsaydı haberimiz olurdu. Bir sakin ol. Can?
Ne olmuş? Ne yapıyorsun sen? Niye ayaklandın ya bu halde? İyi değilsin. Hadi geç yatağına. Ya bir dakika dur. Ne olmuş? Ne konuşuyorsunuz? Fırat yok. Kayıp. Ne olmuş Fırat'a? İçeride anlatırız biz sana. Geç yatağına. Gel gel. Gel Irmak gel. Yardım et. Hadi. Geç canım hadi. İyi değilsin. Niye ayaklandın sen? Anlamadım ki ya. Hadi. Hadi. Kaza bela araştırılması yapılıyor. Yakında haber gelir. Ben kötü bir şey düşünmek istemiyorum yani siz de düşünmeyin. Ayrıca bakın can iyi. Hepimizin burada böyle beklemesinin hiçbir anlamı yok. Hadi siz gidin. Hadi. Deniz saçmalama ben seni burada nasıl bırakayım böyle yalnız ya? Yok hayatım yok. Irmak kalır benimle. Yalnız değilim hem gözümün önünde olsun daha iyi. Bütün gece yanımda olsun. Bir haber alırsan ara beni Fırat'la ilgili olur mu? Hadi. Ya evet haklı Deniz abla. Yani bir şey olursa haber verir. İyi Picasso maşallah. İyi peki tamam o zaman. Deniz ya bir şeye ihtiyacınız falan olursa ne olur hemen haber verin tamam mı? Tamam sen de sakin ol. Tamam. Sermet bir haber alırsanız hemen arayın. Merak etme. Hadi. Abla. Ya kötü düşünürsen kötü olur. Tamam ağlama. Bırak. Tuttum kendimi milletin içinde. Dayanamıyorum artık. İyi düşünsem de kötü düşünsem de kötü oluyor her şey. Bunu ne halde bulacağımı bilmiyorum. Etmeyeceksin diye çok korktum biliyor musun? Onca yıl içime işlemişim ben seni kalbime. Ben de şaşıyorum kendime nasıl oldu diye. Yani gözlerine bakmadığım o kadar yıl hiç unutmadım ben seni. Şimdi böyle karşımda dururken bana böyle bakarken sevgi dolu nasıl uzak durabilirim ki senden? Benim hayatımın en güzel kısmı seninle geçti. Yıllar önce yaşadığımız o şeyler hala cap canlı duruyor içimde. Ama tabii şimdi başka. Beni başka bir büyülüyorsun güzelliğinle. Narin. Çok güzelsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.